Merhaba sevgili öğrencilerim. 5. sınıf fen bilimleri dersi. 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce dur, kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sorunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. İbrahimhoca.33 Instagram adresim, beni buradan da takip edebilirsiniz. Doğru yanlış ifadeleri toplamda 10 tane, yaptığın her doğru 2 puan olarak hesaplayabilirsin. Yaprak bitkilerin besin üretimi, gaz alışverişi ve terleme yapan bölümüdür. Kesinlikle doğru bir bilgi. Dünyanın içine bak, dikkat et. Dünyanın içine yaklaşık 1 milyon tane güneş sığabilir diyor. Tersi olmasın. Güneşin içine dünya sığmış olmasın. Yanlış bilgi tabii ki, Y harfi. 3 numaradayım. Güneş dünya için hem ısı ve hem ışık kaynağıdır. Kesinlikle doğru bir bilgi. D harfini yazdık. Ay güneşten gelen ışığı yansıtır. Aydınlanmış bir cisimdir. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Ay, dikkat et. Dolunay evresindeyken dünyadan karanlık görünmez sevgili öğrencim. Her tarafı görülür hatta. Karanlık görünür diyorsa yanlış bir bilgi vermiş olurum. Ay, güneş ve dünya etrafındaki dolanımını eşit sürede tamamlamaz sevgili öğrencim. Yanlış bir bilgidir. 7 numarada mantarlar kendi besinini kendisi üretir diyor. Çocuklar, bu bitkilerin özelliği. Mantar da bir bitki değildir maalesef. Yanlış bir bilgi 7 numara. Y harfini yazdık. Bakterilerin tümü vücudumuz için zararlıdır diyor. Zararlı olanlar da var, yararlı olanlar da var. Yanlış bir bilgidir. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere 4 ana kısımdan oluşur. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Elma, nar, mısır çiçeksiz değil, çiçekli bitkilere örnektir. Çiçeksiz diyorsa buraya Y harfini yazmam gerekiyor. Çocuklar, burada olumsuzluk eklerine çiçekli, çiçeksiz oluşur, oluşmamaktadır. Tamamlar, tamamlamaz gibi olumsuzluk ifadelerine lütfen dikkat edelim. Yazılımımızın ikinci bölümü ayın evreleriyle ilgili. Aşağıda verilen ayın evrelerini boş yuvarlaklar içerisinde karanlıkta kalan bölümlerini kurşun kalemle boyayarak gösteriniz diyor bize. Hemen bakalım. Yeni ay diyor, hilal diyor, son dördün ve dolunay diyor. Çocuklar, yeni ayda ayın hiçbir tarafını göremezsin. Bu şekilde her tarafını kararttım. Hilalde ise şöyle tepe noktalarından saat çizer gibi yaptık. Buradan da sağ tarafa doğru böyle bir kavisli bir şey çizersek. Ama dikkat et, bunun sol tarafını boyaman gerekiyor. Hilalde de bu şekilde gösterilir. Son dördünde sevgili öğrencim, son dördünde yukarıdan aşağı doğru bir çizgi çek. Yani orada ayı ortadan ikiye bölmeye çalış. Dikkat et lütfen. Son dördünde sağ tarafını karanlıkta bırakman gerekiyor. İlk dördün olsaydı sol tarafını karanlıkta bırakman gerekiyor. Dolunayda ise ayın her tarafını görebilirsin. Herhangi bir şekilde boyama yapmana gerek yok. Yazılımızın C bölümünde aşağıdaki şekilde verilen cisimlerin altlarındaki boşluklara büyüklüklerine göre güneş, dünya ve aydan uygun olanları yazınız diyor bize. 6 puan değerinde bakalım hemen. Şimdi çocuklar, burada ay, dünya ve güneşten en büyüğü hangisi? Güneş. O zaman basketbol topu en büyüğü. Bizim bunun içerisine şöyle güneşi yazmamız gerekiyor. Nohutu burada, yani büyükten küçüğe doğru en büyük güneş, sonra dünya, sonra ay gelir. Nohut mercimeğe göre biraz daha büyük. Buraya hemen biz dünya dememiz gerekiyor. Mercimek ise aralarındaki en küçüğü, dünyanın uydusu olan buraya da ay yazmamız gerekiyor. Sevgili öğrenciler, 56 puanı geride bıraktık. Sırada 44 puanlık çoktan seçmeli test sorularımız var. Yaptığın her doğru için 4 puan hesaplama yapabilirsin. Hangisi bir yıldızdır diyor. Sevgili öğrenciler, Dünya ve Venüs bir gezegen. Ay dünyanın uydusu. Burada yıldız olan güneştir. Doğru cevap C seçeneği. 2 numarada ise dünyanın tek doğal uydusu hangisidir diyor bize. Sevgili öğrenciler, kolay bir soru. Dünyanın bir tane uydusu var, doğal uydusu, o da ay olur. Doğru cevabın C seçeneği. 3 numaralı sorumuz, ayın yüzeyindeki çukurlara ne ad verilir? Sevgili öğrenciler, ayın yüzeyindeki çukurlara krater adı verilir. Cevabım A seçeneği.
Bir bilgi sorusu. Güneş üzerindeki lekeleri ilk olarak gözlemleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Galile'den bahsediyor. Doğru cevabım A seçeneği. 5 numaralı sorumuz. Güneş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Evrendeki en büyük yıldız Güneş'tir değil. Bizim galaksideki en büyük yıldız Güneş'tir. Ama evrende Güneş'in milyonlarca kat daha büyük olan yıldızları var sevgili öğrencim. A seçeneğini eledim. Yanlış bir bilgi. C seçeneğindeyim. Güneş dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Çocuklar ters ifadelere dikkat edelim burada. Dünya Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar. Bu da gitti. Güneş ile Ay aynı büyüklüktedir diyemezsin sevgili öğrencim. Yani Güneş'in içerisine Ay'dan 4-5 milyon tane sığabilir. D seçeneğini de eledim. B'deyim. Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar. Kesinlikle doğrudur. Cevap B seçeneği. 6 numaralı sorumuz. Dünyanın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı süre aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir? İki hareketi var. Kendi ekseni etrafında döner, bir de Güneş'in etrafında döner. Güneş'in etrafında döndüğünde bu 365 gün 6 saatte tamamlanır ve bir yıldır bu. Ama kendi etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu da bir güne eşittir. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz, dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Bu durumun sebebini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar diyor bize. Ayın dünya etrafında dolanması, dünyanın güneş etrafında dolanması değil tabii ki. C seçeneği doğru cevabım. Ayın dünya etrafında dolanma süresiyle kendi etrafında dönme süresi eşit olduğundan dolayı biz ayın hep aynı yüzünü görürüz sevgili öğrencilerim. Doğru cevabım C seçeneği. 8 numaralı sorumuz. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bakterilere aittir diyor bize. Bakteriler gözle görünmeyen mikroskobik canlılardır. Evet öyle. Bazıları sütten yoğurt mayalanmasını sağlar. Bu bakterilerin yararlarından birisidir. Yararları olduğu kadar zararları da vardır. Bazıları dişlerimizin çürümesine sebep olur. İşte sana bu da zararlarına bir örnek. Bunların üçü de bakterilere aittir. Cevabım D seçeneği. 9 numaralı sorumuz. Aşağıdaki tabloda bazı bitkilerin bölümleri gösterilmiştir diyor bize. Sevgili öğrenciler mesela elma ağacı, işte papatya, nilüfer için çiçekli bitkiler arasında, ciğer otu için çiçeksiz bitki arasında olduğunu söylemiş. İşte her dördünün de yaprakları olduğunu söylüyor. Dördünün de gövdesi olduğunu söylüyor. Ciğer otunun kökü yok, onun dışındakilerin kökü olduğunu söylüyor bize. Aşağıdakilerden hangisi? Bu bitkilerin hepsi için ortak bir özelliktir. Mesela ciğer otu burada çiçeksiz bitki. Çocuklar çiçeksiz bitki. Kurak bölgede yaşama. Nilüfer'i yaşatamazsın mesela. Bunu eledim. Çiçeksiz bitki var. Çiçek bulundurma. Onu da eledim. Çiçeği yoksa tohumla üretme. Aynen bu da olmaz. Bunu da eledim. Ama bu bir bitkidir sevgili öğrencim. Bitki ise kendi besinini kendisi üretir. Doğru cevabım ister çiçekli olsun ister çiçeksiz. A seçeneğidir. 10 numaralı sorumuz. Aşağıda bazı canlılar numaralandırılarak verilmiştir. Yukarıda verilenlerden hangileri mikroskobik canlılardır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrencilerim. Burada bakteriler mikroskobik canlılardır. Öglena, amip mikroskobik canlılardır. Maya mantarları mikroskobik canlıdır. Karayosunu bitkiler grubundadır. Şapkalı mantar da mantarlar grubundadır. 2, 3 ve 5 numaranın olduğu B seçeneği doğrudur. 11 numaralı sorumuz. Ediz bir canlı sınıfına ait aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre Ediz'in hakkında bilgi verdiği canlı sınıfı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Toprağa bağlı olarak yaşarlar. Hayvanlar toprağa bağlı olarak mı yaşar mesela? Genellikle yeşil renge sahip canlılardır. Bence cevap çıktı. Güneş ışığı, su ve karbondioksit gazını kullanarak besin ve oksijen üretirler. Fotosentez yapmaktan bahsediyor. Bitkilerin görevi değil midir bu? Doğru cevabım C seçeneği. Sevgili öğrenciler, yazılımız bitti. Yazılı sonunda bir puan aldın. Onu bizlerle paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. İbrahim Hoca.33 Instagram adresim. Yine beni buradan da takip edebilirsiniz.